Yarın yevmil mahşerde Allah bunları soracak. Ey cinler ve insanlar topluluğu, elem yetikum rusulüm minkum, sizden, sizin içinizden peygamber gelmedi mi? Ayetlerimiz okuyan, bu gününüzle karşılaşacağınızı anlatan rasuller gelmedi mi? Geldi ya Rabbi, geldi de biz aldandık ya Rabbi. Biz menfaatimizin peşine düştük, dünyamızın peşine düştük diyecek kullar. Yüce Rabbim Celle Celaluhu, sen de insandın, Musab bin Umeyr de insandı. Bak onun yaptıklarına bir bak. Şimdi mahşere şöyle bir bakın. Mahşere gelen yiğitlere bakın. Musab bin Umeyr de mahşere geliyor. Biz de mahşere gideceğiz. Ve Musab bin Umeyr, Mekke'nin yakışıklısı, delikanlısı, zengin ananın babanın çocuğu, ama gönlüne iman girince gözü ne zenginlik görüyor, ne para görüyor, ne dünya görüyor. Hele bir de kendini şöyle bir kıyasla bakalım Müslüman. Bizim elimize para geçtikçe, mevki makam geçtikçe, imkan geçtikçe ilk işimiz kendi şeklimizi değiştirmek oluyor. İlk işimiz sakalı kesmek oluyor, şalvarı çıkarmak oluyor, cübbeyi çıkarmak oluyor. Ondan sonra takım elbise, kravat, bilmem yakışıklı olacak ya bizimki, İhale takip edecek ya bizimki. Onlar ellerinin tersiyle dittiler dünyayı. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا لَلْاَخِرَةِ İnsanlardan öyleleri var ki seve seve dünyayı tercih ederler. Seve seve dünyayı kucaklarlar. Seve seve dünyanın peşine koşarlar. Dünyayı ahirete tercih ederler. Gelsin de ahiret mi mezar mı önemli değil düşünmezler. Musab bin Umeyr böyle yapmadı. Gönlüne iman girince önce anası dedi ki, seni mirastan mahrum bırakacağım, ne yaparsan yap dedi. Vallahi ben Muhammed'den vazgeçmem dedi. Kendi öz anası oğlunu zindana tıktı, özel adam tuttu, kendi öz evladına işkence yaptırıyor, Muhammed inkar etti ya. Ama Musab yanaşmadı. Sonra bir yolunu buldu. Musab Habeşistan'a hicret etti. Sonra Musab tekrar Mekke'ye geldi. Hazreti Muhammed Mustafa onu Medine'ye muallim olarak gönderdi. Daha Musab 20'sinde delikanlı. 20'sinde Medine'ye gidiyor Musab. Delikanlı adam. Ve Medine'yi Hazreti Muhammed'e hazırlıyor. Bir sene geçtikten sonra Medine'den Mekke'ye giderken, ya Resulallah, İslam'ın Medine'de girmediği ev kalmadı ya Resulallah. Medine seni bekliyor. Benim 20 yaşındaki delikanlım sen neredesin? 20 yaşındaki delikanlım sen Hazreti Muhammed'e ne hazırladın? Bırakın biz bir başkasını hazırlamayı, biz daha kendimizi hazırlayamadık be. Hazreti Muhammed'e layık bir ümmet olamadık be. Medine'yi hazırlamıştır Medine'nin fatihi. Tek bir kurşun sıkmadan Medine'nin kapısı İslam'a açılmıştır. Medine İslam'a teslim olmuştur. Ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret buyurur. Ve 2 sene sonra Uhud dağında Hazreti Musab'ı görüyoruz. Hazreti Musab Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağını taşıyor. Musab, Hazreti Musab Uhud'un eteğinde Resulullah'a çok benzerdi. O gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan hırkasını istedi. Dediler ki, Musab neden Resulullah'ın hırkasını istedin? Resulullah'ın giydiği bir hırka vardı. Biliyorum ki bugün Resulullah'ı öldürmek için bütün müşrikler, hınçlar Resulullah'a doğru koşacaklar. Resulullah diye beni öldürsünler. Yeter ki peygamberime zarar gelmesin. Sen daha 40 yaşında, 50 yaşında Müslüman, secdeden kaçıyorsun. Yarın yevmil mahşerde Musab'la aynı teraziye mi konacaksın?
فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَهُوَ فِي عِشَةٍ رَاضِيَةٍ. Hoş bir hayat bekliyor, hoş bir hayat. Allah'ın rızası bekliyor, cennet bekliyor. Ve Hazreti Musa o gün meydanda yürürken zalimler Hazreti Muhammed Mustafa diye Musab'ın üzerine üşüştüler. Musab budanıyordu ağacın budandığı gibi. Sağ kolu düşüyordu Musab'ın. Resulullah'ın sancağı yere düşmesin diye sol kolunu alıyor. Sol kolda düşünce başıyla omuz arasını alıyor. Ve bir darbe başa da inince Musab'ın başı yere düşünce bazı rivayetlerde denilir ki Musab başını kumlara saklıyordu. Resulullah'a gelecek sıkıntıyı görmeyeyim diye. Ve işte bu Musab, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Musab'ı görünce hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Ey Musab diyor, Mekke'nin en yakışıklı delikanlısı, en güzel elbiseleri giyen, en güzel kokuları süren sensin. Şimdi sırtındaki elbiseyi başına çekiyorlar kefen diye. Başını kapattıkları zaman ayağı açık kalıyor. Ayağına çektikleri zaman başı açık kalıyor. Ne yapalım ya Resulallah? Başına çekin hırkasını, ayağına da isir otuyla kapadın. Musab'ı böyle defnedin diyor. Ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, ya Rab, ben bunların şehadetlerine şahidim ya Rabbi. Ve sonra şöyle dönüp şöyle buyuracak. Ey ashabım, ey ümmetim, bu Uhud şehitlerini ziyarete gelin, onları ziyaret edin. Nefsim kudret elinde bulunduğuna yemin ederim ki, onları ziyarete gelenler onlar görürler. Selamlarını alırlar ve selamlarını iade ederler. Allah'ın selamı Musab'a, Hamza'ya, Abdullah bin Caş'a, diğer Uhud şehitlerine ve bütün şehitlerimizin üzerinde olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif'te insanlar Hakk'a davet etmek için varmıştı. Resulullah'ı misafir etmeyi bırakın, bir yudum su, bir lokma ekmek vermeyi bırakın da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i taş yağmuruna tuttular. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dönüp o taşlayanlara bakıyordu ve o taşlara bakıyordu. Ey Rabbim diyordu, bu kullar da senin, bu taşlar da senin, Muhammed de senin Aleyhisselatü Vesselam. O kanlar içerisinde kalan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şehrin dışında bir ağaca sırtını dayayarak şöyle buyurdu. Ey Rabbim, sen benden razı ol, bunlar önemli değil. Sen de sabahtan akşama kadar onca çile, onca dert, onca sıkıntı, onca musibet. Evine vardığında evinin beyefendi bir koltuğa, bir direğe sırtını dayadığında sen de şöyle diyebiliyor musun? Ya Rabbi, hanımdan eziyet gördüm, evlattan eziyet gördüm, eşten sıkıntı gördüm, bugün doğru dürüst işim olmadı, borçlarımı ödeyemedim, Allah'ın bunların hiçbirisinin önemi yok, yeter ki sen benden razı ol ya Rabbi diyebildiniz mi acaba? O gün Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a o çocukların elindeki taşlar geliyordu. Ama bugün bize gelen taşların çeşitlerine şöyle bir bakayım. Kimisine komşusundan taş gelir, kimisine anadan babadan taş gelir, kimisine eşten taş gelir, kimine şundan bundan gelir, gelir de gelir, nereden gelirsen gel, başım gözüm üstüne diyebildiniz mi? Allah'tan gelmiştir. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Her şey Allah'tandır ya Rabbi. Narın da hoş, nurun da hoş, lütfun da hoş, kahrın da hoş ya Rabbi. Yeter ki sen benden razı ol ya Rabbi diyebildiniz mi? Allah'tan razı mısınız Müslümanlar? Allah'tan razı olmak demek, başına ne gelirse gelsin, zerre kadar ah etmemektir, zerre kadar inlememektir. Çünkü Allah bana bunu uygun görmüş. Kurban olayım senin hükmüne, kurban olayım senin takdirine ya Rabbi. Allah dağına göre kar verirmiş, bağına göre de bahar verirmiş. Allah bana bunu uygun görmüş, başım gözüm üstüne. Resulullah'ın buyurduğu gibi, Rabbim sen benden razı ol, başka hiçbir şey istemiyorum. Sahabeden
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun hakkında şöyle buyurmuştu. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kimse, ananın evladını sevdiği gibi Süheyb'i sevsin buyurdu Resulullah. Ya Süheyb, Allah için biz seni seviyoruz. Rabbim senin komşuluğunu bizlere nasip eylesin inşallah. Sahabeden Süheyb bin Rumi radıyallahu anh hicret esnasında müşrikler onun önünü çevirdiler. Dediler ki sen Medine'ye gidemezsin, sen Muhammed'e gidemezsin dediler. Süheyb bin Rumi dedi ki bakın şu çantamda şu kadar okum var. İyi ok atarım. Hepinizi teker teker öldürürüm okların bitene kadar. Sonra yayımın kirişini kırarım. Ve son nefes verinceye kadar sizinle çarpışırım. Ama yine de bana mani olamazsınız. Ama isterseniz sizinle bir alışveriş yapalım. Nedir? Benim şu kadar birikmiş param var. Bir yere saklamışım. Eğer siz bana müsaade ederseniz, önümden çekilirseniz, müsaade ederseniz ben Medine'ye varmak için önümden çekilirseniz o paramı, bütün sermayemi size vereceğim. Dediler ki bu yaşlıyı öldürsek ne olur, bıraksak gitse ne olur dediler. Süheyb bin Rumi dediler ki tamam serbestsin. Süheyb bin Rumi buyurdu ki benim şu kadar sermayem, şu kadar servetim şuraya saklamışım, gidin alın. Müşrikler paraya doğru koşarken Süheyb bin Rumi Medine'ye doğru koştu. Resulullah'a doğru koştu. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yetiştiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Süheyb'i görünce şöyle buyurdular. Ya Süheyb, alışverişin mübarek olsun. Ne demişti Allah? Ve minen nâsi men yeşri nefse ubtigâ merdetille vallahu raufun bil ibad. İnsanlardan öyle yiğitler vardır ki, er oğul erler vardır ki Allah rızasını kazanma adına her şeylerinden vazgeçerler. Bu asıl Müslümanın da acaba böyle miyiz? Bir tarafta şu anda cuma ezanı okunurken bir tarafta alışveriş yapan ben Müslümanım diyen, yarın yevmil mahşerde Hazreti Süheyb'le karşı karşıya kaldığında yüce Rabbim o da kuldu sen de kuldu diye sual buyurduğunda acaba cevabımız ne olacak? Hayatımızın bu noktasına kadar, şu ana gelinceye kadar meselenin büyüğü küçüğü önemli değil. Rabbim şunu da senin rızan için yaptım diyebildiğimiz bir amelimiz var mı? Allah'ım senin rızan için, senin rızan adına yaptım ya Rabbi. Bu dargınlıktan vazgeçtim, bu kırgınlıktan vazgeçtim, bu husumetten vazgeçtim ya Rabbi. Ey Rabbim, daralmıştım, bunalmıştım. O anda cuma ezanı da yakındı, vakit yakındı. Eğer cumaya gitsem o imkandan mahrum kalacaktım. Yo, o imkana ulaşsam cumadan mahrum kalacaktım. Böyle bir kritik anda ya Rabbi ben senin rızanı tercih ettim diyeceğimiz bir amelimiz var mıdır? Allah için sevmek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki mahşer günü herkesin zangır zangır titrediği o büyük günde Arş-ı Azam'ın gölgesi altında gölgelenecek 7 bahtiyar insan var. 7 özel güzel insan var. Bunlar özel misafirlerdir. Mezardan kalktıkları an mahşere binitli olarak gidecekler. Mahşerin sıkıntısını görmeden Allah'ın arşı altına girecekler. Arşın gölgesinde gölgelenecekler. Bunlardan bir tanesi de sevdiğini Allah için seven adam. Kardeşim ben seni Allah için seviyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki mahşer gününde bir grup bir takım insanlar vardır. Nurdan koltuklar tahtlar üzerinde oturmuşlar. Koltukları nur, simaları nur. Ela inne evliyallah la havfun aleyhim ve lahum yahsedun.
اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْد۪يلَ لِكَلِمَةِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Dünya ve ahirette Allah'ın müjdesi var bu güzel kullara. Allah'ın kelimesinde, sözlerinde asla bir değişiklik olmaz. Büyük kurtuluşu Allah bizlere anlatıyor. Mahşer günü herkes iki büklüm ah ederken, iki büklüm ter dökerken, çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mahşer meydanında güneş tepenize bir mızrak boyu inecektir. Kimisi topuğuna kadar, kimi dizine kadar, kimi göbeğine kadar, kimi kulak yumuşağına varınca kadar terlere gark olacaktır. O gün feryat günüdür. O gün ayrım günüdür. Ananın, babanın, evlattan, evladın, anadan, babadan kaçacağı gündür. Dostların, sevenlerin, arkadaşların birbirinden kaçacağı gündür. O gün herkesin yeter derdi vardır. Vettekû yevmen lâ telcî nefsun an nefsin şey'a ve lâ yukbelu minhâ şefaatun ve lâ yukhadu minhâ du ve lehum yusarun. O gün kimsenin kimseye dönüp de bakacak bir anı yok. Kızım Fatıma, işte dünyalık sana vereyim. Ama vallahi babam mahşerde sana bir şey yapamaz. İşte böyle bir günde, böyle bir anda. Onlara korku yok, onlara ürperti yok. Onlar mahzun olmayacaklar. Yiğit adamlar. Öyle yiğitler ki peygamberler, şehitler bile gıpta ile bakıyorlar onlara. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle anlatınca sahabi dediler ki ya Resulallah, kimdir bunlar, kim? Bunların ameli nedir? Bunların davranışları nedir ki bu özel nimete mazhar oldular? Hiç olmazsa anlat da biz onları sevelim ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir akrabalık bağları yok, bir hısımlık yok, bir dünyevi menfaat larda yok. Böyle bir şey de söz konusu değil. Çok uzak beldelerden, farklı diyarlardan olmalarına rağmen birisi doğunun, birisi batının adamı, birisi kuzey, birisi güneyden gelmiş. Ama bir noktada buluşmuşlar. Belki renk tenleri dahi farklıdır. Lisanları farklıdır. Ama onları bu tahtlar üzerinde oturmasına sebep bir mesele var. O da birbirlerini Allah için sevmişler. Şimdi Müslümanlar, Allah aşkına şu gönül defterinizdeki satırları şöyle bir gözden geçirin. Birinci satıra kimi yazdınız? İkinci, üçüncü satırlarda kim var? Şöyle bir gözden geçirin. Eğer bütün bunları Allah için yazdırmışsanız ne mutlu size. Bir insan eşini dahi, evladını dahi, anasını babasını dahi Allah rızası için sevmelidir. Ben Allah için, Allah rızası adına seviyorum. Bütün mesele ne kardeşler? Bütün mesele hayat binanı, hayat anlayışını Allah rızası uğruna, Allah rızası adına inşa etmendir. Ben Allah rızası için yapacağım. Allah rızası için varım. Zaten Allah için sevmiş isen o sevgi hiçbir zaman bitmez. Bütün sevgiler bitebilir. Madde için sevgi varsa biter. Dünya için varsa biter. Çıkar için varsa biter. Ama bitmeyen tek bir sevgi, o da Allah rızası. Allah rızası için sevgi bitmez. Bugün Allah rızası için seviyorsan, yarın o insanı eğer sevmiyorsan dönüp kendine şu soruyu soracaksın. Ben ne günah işledim ki Allah rızası için sevdiğim kardeşimi şimdi sevemiyorum? Demek ki bir günah işledin. O günah sevgiye engeldir. O günah sevgiye perdedir. Seyecalu lehumur rahmanu vudda. Allah onların kalplerine sevgi koyacağını beyan buyuruyor. Eğer nedensiz, niçinsiz seviyorsan, nedensiz, niçinsiz veriyorsan, işte müjde budur. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, en faziletli amel, en güzel amel, sevdiğini Allah için seveceksin, sevmiyorsan da Allah için sevmeyeceksin. Sevenlerin hali bu. Çünkü sevene Medine uzak değil.
Medine deyince ciğeriniz yanar mı? İşiniz yanar mı? Hazreti Muhammed deyince acaba yüreğiniz feryat eder mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra Bilal ezan okuyamadı. Bilal ezan okuyamadığı gibi Bilal'e Medine dar geldi. Medine'de duramadı. Ebu Bekir Sıddık'tan izin alarak Şam yolculuğuna çıktı. Yani Suriye'ye geldi. Şam'a yerleşti. Ve daha birkaç ay geçmişti ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam rüyasına teşrif buyurarak şöyledir: ya Bilal, gel Bilal, özledik Bilal. Bilal gel, seni özledik. Eğer bizde de aynı ciğer olsa, aynı yürek olsa, aynı aşk ile, aynı iştiyak ile yansak, elbette ki Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bize de gel diyecek. Ve Bilal düşer yollara ve işin nihayetinde varır Medine-i Münevvere'ye. Park Ravza'ya varır, dostu ziyaret eder. Ama derken Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin radıyallahu anhuma gelirler, yapışırlar Bilal'in yakasına. Ya Bilal, ne olursun bir kez ezan oku. Zira Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Bilal ezan okuyamadı. Peygamber goncalarını kıramaz Bilal. Eski yerine çıkar Bilal. O yanık sesiyle Bilal Allahu Ekber deyince Medine yeniden inler. Medine adeta ayağa kalkar. Medine çalkalanır. O güzel günler akla gelir. Medineliler der ki okuyan Bilal inşallah ezanı Bilal okuduktan sonra namazı da Hazreti Muhammed kıldırır. Bu sevdayla koşarlar mescide. Ama Bilal ezan okurken eşhedü enne Muhammeden derken Bilal cümleyi tamamlayamaz ve Bilal olduğu yere yığılır Bilal. Bunun adı yürektir, yürek. Şu yüreksiz dünyada yürekli olmak, şu yüreksiz dünyada bir yürek taşımak, şu yüreksiz dünyada böyle bir sevda taşımak kolay mıdır? Her şeyin çoraklaştığı, her şeyin sanallaştığı bir dünyada Muhammed'i bir yürek taşımak, öyle bir yürek ki kor gibi yanan bir yürek. Bir zamanlar Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın mübarek bedenin orta yerde kaldırmak için, yok etmek için Bedir'e gittiler, Uhud'a gittiler, Hende'ye gittiler. Neden? Hazreti Muhammed Mustafa'yı yok etmek, öldürmek için. Daha sonraları Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın bedeni toprağa girince yine de yetinmediler. Hazreti Muhammed Mustafa'nın bedenini oradan yok etmek için çırpındılar. Şimdi ise Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın hadislerini yok etmek için çırpınıyorlar. Dün Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın o zahir manada etten ve kemikten müteşekkil o mübarek vücudunu orta yerde kaldırmak için o Bedir'e gelenlerin, o Uhud'a gelenlerin karşısında Ebu Bekir vardı, Ömer vardı, Osman Ali vardı radıyallahu aleyhi mecmain. Allah onlardan razı olsun. Biz ölmeden, bizim cesedimizi çiğnemeden Hazreti Muhammed'e ulaşamazsınız dediler ve Resulullah'a dokundurmadılar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra yine rahat durmadılar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek park ravzasında Resulullah'a mübarek cesedin orada çıkartmak için Yahudiler plan yaptılar. Resulullah'ın mescidinin yanına, ravzasının yanına bir kulübe yaptılar. Bir tünel kazarak Resulullah'ın mübarek bedenini oradan kaçırıp yakıp yok etmek için plan hazırladılar. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselamın
mübarek bedenine metreler kala bir gece Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, şanlı komutan, takvehli komutan Nurettin Zengin'in rüyasına giriyor. Nurettin diyor, gel beni şunların elinden kurtar diyor. Ve Hazret ordusuyla yola çıkıyor. Ve günler sonra Medine'ye vardığında Medineliler komutanı bağrına basıyorlar. Çünkü sevilen bir komutan. Onun ziyaretine mutlu oluyorlar. Fakat Nurettin Zengi diyor ki, ben diyor sizi hem ziyarete geldim, hem de bir mesele var, onu çözmem gerekiyor. Şu Medineliler beni hem ziyaret etsinler, ziyaretime gelen herkese bir altın vereceğimdir. Ve saatler günler komutanın önünden geçerler. Nurettin Zengi'nin aradığı farklıdır. Zira Nurettin Zengi'ye Allah Resulü 3 kişiyi göstermiştir. Ya Nurettin, bunlar beni rahatsız ediyor. Medine'deki bütün sakinler bitmiştir. Lakin Resulullah'ın gösterdiği o 3 kişi yoktur. Hazret der ki, gelmeyen kaldı mı? Derler ki, komutanım, herkes geldi. Lakin Resulullah'ın mescidinin yanında, Resulullah'ın ravzasının yakınında bir kulübesi olan 3 tane ehli hal, ehli takva vardı. Onları getirmeye kıyamadık, utandık, edep ettik. Hazret der ki, onlar da gelecek. Ve onları da huzura getirdiklerinde Nurettin Zengi bakar ki rüyasında Resulullah'ın gösterdiği 3 kişi bunlar. Ve bunlara der ki, siz kimsiniz? Ne yaparsınız? Eviniz, yurdunuz nerede der. Derler ki, işte biz Mağrip'ten geldik. Şuyuz buyuz, yalan palavra vesaire. Nerede kalıyorsunuz? Şu kulübede. Nurettin Zengi kulübeye varır ki kulübeden bir tünel açmışlar. O tünelden efendi kaza kaza Resulullah'a doğru gidiyorlar. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek pak ravzasına ulaşmaya sadece yarım metre kalmış. İşte o gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek bedenini rahat bırakmayanlar olduğu gibi bugün de Resulullah'ın hadislerini rahat bırakmayanlar var. Peki dün Resulullah'ın mübarek vücuduna kendi göğsünü siper eden Hazreti Ebubekir Sıddık gibi, Ömer gibi, Ali gibi, Enes gibi, Musab gibi yiğitler vardı. Sonra bedenini, mübarek vücudunu koruyan Nurettin Zengiler vardı. Peki bugün Hazreti Muhammed Mustafa'nın hadislerini koruyanlar kim? Nerede onlar? Neden tepki yok? Hazreti Muhammed Mustafa'nın hadislerini inkar edenler. Bize Kur'an yeter diyenler. Peki bunlara kim göğsünü siper edecek? O Taif'te Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam taşlanırken Hazreti Zeyd vücudunu siper ediyordu. Taşlara karşı duruyordu. O Uhud dağında Ubeydullah bin Talha Resulullah'a ok gelmesin diye elini karşı veriyordu, siper ediyordu. Peki bugün Resulullah'ın hadislerini inkar edenlere karşı kim göğsünü siper edecek? Kim savunacak? Kim kelam edecek? Kim bunlara karşı duracak? Kim? Elbette ki her asırda Resul'ü seven aşıklar vardır. Her asırda Resulullah'a anam babam canım sana feda olsun diyen yiğitler vardır. Neyi anlatıyoruz? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatıyoruz. Neyi anlatıyoruz? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı seven aşıkların halini anlatıyoruz. Peki biz ne kadar sevebildik? Aşıkların durumu bu. Hep
dünden misal veriyoruz. Hep dünden örnek veriyoruz. Yahu bugün örnek vereceğimiz aşık yok mu? Bugün işte şu yiğit de şöyle yapmış diyeceğimiz yiğitler yok mu? Şunu unutmayın ki hiçbir asır boş değildir. Her asırda Hazreti Muhammed'in aşıkları vardır. Her asırda onu sevenler vardır. Yel essin, kokun gelsin ya Resulallah deyip de gecenin bir vakti penceresini açıp da Medine'ye seslenen yiğitler vardır. Seccadesine kapanıp da iki büklüm olup da ya eyyühen nebiyyü diyen, ey nebi, ey peygamber, ey resul diyen yiğitler vardır. Kimdir onlar? Hayatlarını her noktasında peygamberi merkeze koyanlar, onunla yaşayanlar, onun ahlakını kendilerine şiar edilenler, onsuz adım atmayanlar, yapacakları her işi peygambere danışanlar, peygambersiz iş görmeyen yiğitler. Evine bir eşya alacağı zaman Hazreti Muhammed Mustafa'ya danışırlar. Ya Resulallah, izin var mıdır acaba? Şu devasa televizyonu şu duvara asmama izin var mı ya Resulallah? Sordunuz mu hiç? Sorabildiniz mi? Veya bir gece veya bir gün Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam evimize gelse, bir gün bize misafir olsa sabredebilir miyiz acaba? Ümmetim, bugün seninle beraberim. Vardınız, yemeği yediniz. Güzelce yediniz elhamdülillah. İçtiniz ama sen kıvrılıyorsun. Niye? Ya Resulallah, müsaade var mı ben bir dışarı çıkayım? Ya niye dışarı çıkacaksın? Ya Resulallah, çıkmam gel. Ya niye çıkacaksın? Desene. Ya Resulallah, sigara içeceğim. Neden diyemiyorsun? Ya Resulallah, bir tane de sen yak. Yoksa öyle mi dersiniz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tam senin dizi saatinde sana misafirliğe geldi. Geçen bir Müslüman diyor ki, hocam bir kardeşime dedim ki şu gün sana misafirliğe, ziyarete geleceğim dedim. Dedi ki sakın o gün gelme dedi. Niye? O gün diyor diriliş varmış. E dedim falan günü var. Olmaz hocam dedi, o gün de hanımın günü, onun dizisi var. E falan günü, olmaz dedi, o gün de oğlumun işi var. Ya bu hangi gün müsaitsiniz? Haftanın hangi günü Resulullah'a müsaade edersiniz? Haftanın hangi günü Resulullah'a kapınızı açarsınız? Her geceniz dolu, her geceniz dolu. Her geceniz dizilerle geçiyor, filmlerle geçiyor, işkenceyle geçiyor, çileyle geçiyor. Ne zaman Resulullah'a vakit ayıracaksınız? Ne zaman bir gece evin reisi, hani peygamberin sünnetine tabiiz ya, bir gece ne zaman çoluğunla çocuğunla Resulullah'ı anlatacaksın, ne zaman? Bu gece televizyon yok deyip de acaba Resulullah'ın bir hadisini ne zaman okuyacaksınız? Resulullah'ı yaşamak demek, onun hadislerini öğrenmek demek, onun hadislerini anlamak için yol yürümek demektir. Peki bugün bizim derdimiz ne, mesaimiz ne, gayretimiz ne Müslümanlar? Yarın yevmil mahşerde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne nasıl bakacağız? Rabuatul Adaviye derler ki bir kadındır kadın. Her gece 1000 rekat namaz kılarmış. Demişler ki neden bu kadar zahmet, neden bu kadar esa cefa denildiği zaman şöyle demiş: benim yüzümden Resulullah mahcup olmasın diye. Peki bugüne kadar Resulullah biz ne kadar mahcup etti? Resulullah bizim adımıza ne kadar ağladı? Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurur ya, sizin amelleriniz bana gösterilir buyuruyor. Amel defterimiz bu gece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gitti. Her pazartesi ve perşembe amel defterleri arz edilir ve amel defteri Resulullah'ın önüne konuldu. Şimdi peygamberini seven ümmetinin defterine bakıyor. Sabahtan akşama kadar bir tane salatü selam yok.
Günde kaç defa salatü selam getirirsiniz? Ne kadar Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlarsınız? Onu hatırlayın ki o da sizi hatırlasın. İşte Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı acaba günlük hayatımızda ne kadar yer veriyoruz? Günlük hayatımızda ne kadar var? Sen onu seversen o da seni sever. Bugün de anlattığımız gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın lisanıyla bir ayet okur. İbrahim Aleyhisselam der ki, ya Rabbi, onlardan niceleri Allah'ım senin kullarını senin yolundan alıkoydular. Ey Rabbim, bana tabi olurlarsa ne ala, olmazlar ise ey Rabbim dilersen affedersin, dilersen affetmezsin. Sonra İsa Aleyhisselam'ın lisanıyla ayet okuyor. Ey Rabbim, eğer azap edersen onlar senin kulların, eğer sen affedersen sen azizsin, sen hakimsin dedikten sonra Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ellerini açıyor, ya Rab ümmetimi koru, ümmetimi affet diye iki büklüm hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Ve nazlı elçi Cebrail Aleyhisselam geliyor. Her şeyi bilen Allah peygamberin lisanıyla hakikat açığa çıksın diye, ya Resulallah Rabbinin selamı var diyor ki, Muhammed'im niye ağlıyorum? Ya Rabbi ümmetim, ümmetim, ya Rabbi ümmetim, hele şu ümmete bir bakıverin. Ümmet ne helal diyor, ne haram diyor, ne doğru diyor, ne yanlış diyor. Gelsin de nasıl gelirse gelsin derdinde. Peki bu gidişin sonu nere? Kur'an der ya, feyne tesebbum, bu gidişin sonu nereyedir? Dün Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam seven aşıklar, dün olduğu gibi elbette bugün de vardır. Ama mesele sen ne kadar sevebiliyorsun? Sen Hazreti Muhammed Mustafa'yı ne kadar özleyebiliyorsun? Muhammed denilince acaba için ne kadar yanıyor? Ne kadar sızlayabiliyorsun? Şu yaşa geldik, acaba bir defa olsun Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam rüyamıza teşrif buyurdular mı? Kardeşler, biz şuna inandık, iman ettik ki elbette ki galip gelecek Allah'tır. Galip gelecek onun Resulü, galip gelecek inananlardır. Lakin bu inananlar birazcık Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a benzemek zorundalar. Peki biz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ne kadar benzeyebiliyoruz? Şu dini biz ne kadar anlayabildik? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ne kadar anlayabildik? Zaten biz şu dini anlamış olsaydık, şu dini hayatımıza tatbik etmiş olsaydık, yeryüzünde belki bir tane kefere kalmazdı. Ama biz iyi bir örnek veremedik, iyi bir davranışta bulunamadık. Evlatlarımıza dahi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatamadık. Güzel bir davranış sergileyemedik. Onun için de iki yakamız bir araya gelmiyor. Peki bu hep böyle mi gidecek? Ne zaman örnek bir davranış ortaya koyacağız?